Oğlum eskiden bu cidenlik videolara girerken hep böyle şöyle yapıyordu. Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Selamlar arkadaşlar. Hep böyle bir ilgi çekme yöntemleri falan düşünüyordum kendi kendime. Bunların hilesi var mıdır? Bunları bir deneyeceğim ya. Belki de insanları tutuyordur videoda. Hep böyle bir YouTuber tarzı oturtmaya çalışıyordum kendimi. Ama halbuki tarz kendimmişim yani. Selamlar arkadaşlar, Gucci Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle Lil Skies'ın annesine... Yuh! Böyle farklı şeyler yapıyorum ya. Artık büyüdük. Büyüdük, geliştik, yaşlandık. Gösterdesin. Arkadaşlar ben Reddit'te dolaşmayı severim. Merhamet edin efendim. Önüme Türk bir hip hop topluluğu düştü arkadaşlar. Hip hop TR. Birkaç posta baktıktan sonra dedim ki ya bu eğlenceli olabilir. Buna bir de ben ekiple bakayım. Her gün video atma koşulunuza gidiyor ya böyle. Her gün içerik çıkartmak vallahi çok zor. Ben eskiden ne güzel kafam rahatı 2 ayda bir video atardım. Ama yalan söylemeyeceğim ya. Sizin hoşunuza gitmesi benim de hoşuma gidiyor yani. Yemin ediyorum aynı ben. Siz öyle yorumlar attıkça daha da video atasım geliyor. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Bundan sonra böyle bir düzen oluşturduk yani. Adam akşam olunca bekliyor. Hadi Gucu video atsın da bugün bakın ne konuşmuş, ne dinleyeceğiz. Arada eğlenceli videolar da atacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Reddit Hip Hop TR gönderilerine biraz yorum yapacağız böyle dümenden. Kendisiyle dümenden. Şey süper ya. Samandıra'da mıydık dayı? Samandıra'da mıydık dayı? Sultan Bey. Evet, Sultan Bey'le. Dolaşırken ilk şöyle bir post geldi. Drake ve pop müzik diyor. Bunu paylaşan arkadaş demiş ki bu elemanı hala savunanlar var mı cidden? Atışlığı herkes adamı yedi bitirdi. Rap müzik adı altında pop yapıyor ve aynı zamanda birden konuş artık. Kişiliği tartışmalı. Burada bir Türkçe bozukluğu var ya. Çök. Dökmez bilmem ne anladın mı? Aynı zamanda birden diye bir kalıp ben hiç duymadım. Hadi Kanye gibi farklı şeyler denese neyse. Adam bildiğin pop müzik ama. Kendrick Drake disleşmesinde Drake çok ağır kaldı ve cevap veremedi. Ne? Yuh! Bu da hayalet yazarı iddialarını güçlendiriyor. Tüm bunlara rağmen bu safsta Drake savunan insanları gördükçe üzülüyorum. Pop müzik yapan bir adamı desteklemeyin dostlar. Kendrick candır. Anne, adam nerede? Yavrum. Drake popçu diyenlerin beyni nerede? Şimdi abi çok tutarsız şeyler var. Mesela Drake'i, Kanye gibi farklı şeyler denese. Ben her zaman derim. Ben şöyle biraz eğri oturuyorum farkında mısınız? Bu neden? Doğru konuşmak için. Drake sadece rap müzik genreleri arasında bile çok fazla git gel yaşamıştır. Evet, ne popülerse biraz onu yapmaya çalışmıştır. Doğru. Sokak kısmı çok popülerleştiğinde sokaktan isimlerle, İngiltere tarafı popülerleştiğinde İngilizlerle, ne bileyim Afro trap böyle bir aralar çıkışta olduğunda gidip böyle Jamaikalılarla falan mesela şarkı yapması olsun çeşitli şeyler deniyor. Underground'dan gelmediğini, rap müzik kültürüyle hafif çatıştığını biliyoruz yani. Ama rap de yapıyor abi ya. O kadar da hakkını yemeyin yani. Yani rap camiasının rahatsız edecek şarkıları var, bu doğru. K-Dot tüm dünyayı rezil etti zaten. Şimdi tüm dünyayı rezil olmadan söylediği şeylere cevap vermedi falan demişsiniz. Abi hiç cidden dissleri dinlemediniz mi ya? Adama pedofilden de buna da cevabını verdi. İşte sakladığın bir kızın var dendi, buna da cevap verdi. Ghostwriter'ların var dedi, buna da cevap verdi. Güzel dissler yayınladı bu arada. Müziğini isteyen dinlesin, beni bağlamaz. Lakin bu adamı kişisel bir şekilde savunanların da kafasına sokayım. Bana olacak insan mı bulamadınız da bunun gibi bir karaktersiz ve şerefsizi savunuyorsunuz? Kendi! La şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin lan! Ben namussuz! Zaten bence genel olarak birisinin fanı olmak saçma. Ben niye birisinin fanı olayım? Dediği gibi dinleyip geçiyoruz yani. Ben Drake'in çoğu parçasını saçma buluyorum çünkü gerçekten rap değil. Birkaç tane feat'i var, onlar iyi rap. Devamı leş. Bomboş adam Joker Binbasar. Bu inşallah taşşaktır ya. Oğlum taşşak mı geçiyorsunuz? Bunun gerçek olmasını istemiyorum abi. Bunu görünce Hakan Yar paniği yaptım ya. Joker herkesten iyi diyebilir miyiz? Eminem hariç. Eminem hariç herkesten iyi. Biraz daha global şeylere bakmak isterim, tamam mı? Yaşlı Eminem'in kariyer bitiriyor olması. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Kanka bu olay 2017'de mi yaşandı? 2018'de yaşandı ya. Abi eskiden de eskiden. 2018'i şöyle söyleyeyim yani. 2030'a aynı uzaklıktayız. Eminem biter mi amına? Amına. Hani amına biter mi? Bitebilir. 6 yıl öncesinin gündemi amık. Harbi amık. Rüyanda mı gördün amık? Machine Gun Kelly'i unutmuştur. Machine Gun Kelly bitmedi ya. Disten sonra adam genre değiştirip patlama yaptı. Machine Gun Kelly'nin kariyeri hakkında sadece rapçi diyemeyiz bence de onun için. Rap üzerinden döndürmüyordu yani hayatını. Şimdi altına yapılan yorumları inceliyorum da. Bak bu ne alaka ya? Snoop Dogg bitirmiyordur bence. Diğerlerde mesela kişilerden bahsediyorum. Bir kişinin istemediği... Benimki 20 saat.
Bunun konuyla alakasını çözemedim. Ya yine mi bu ya? Burada bile nefret edilmeyi nasıl becerdin ya? Konu şu heriften nefret etmek olunca hip hop dünyasının böyle olması. Bununla ilgili çok konuşmayacağım ya. Bununla ilgili konuşacağım da ben ileride konuşacağım. Korkmadan yaşayanlar bir gün ölür. Korkanlar her gün ölür. Saygılar. Bir bu eksikti ya. Alizade yakında Sagopa Kajmer, Ceza, Mero ve Çakal ile düetlerin geleceğini açıkladı. Sagopa ve Ceza mı mümkün değil Akio. Ceza yine mümkün olabilir gibi geliyor bana da Sago çok mümkün değil. Ceza ve Sagopa fanlarının burada bile kavga etmesi her yerde. Saçmalamayın amık. Ceza analogda Türkçeyi tercümanla konuşan listelerde en başta diye Alizade Türkçe konuşabiliyor mu amık? Aslında cümle kurabilse çok güzel şeyler anlatacak. Yani demek istiyor ki Ceza da onunla şarkı yapmaz. Çünkü daha önceden onu eleştirmişti demek istiyor arkadaş. Ben Faro'ya sanatçı diyen de bendim demek. Amık. Sürekli amık geçiyor bu ortalıkta. Bu Reddit'in şanındandır herhalde. Amık, amık. Dağları osuran tavşan kardeşler sandısını dinlemedim. Ortalama şanlı şer fanı amık. Yine bak amık. Güneş ve Edis Fanta reklamında oynayan da Sago değil mi amık? Abi çok güzel bir sabredit. Herkes birbirine koyuyor. Amık. Ben senin amık. Bu ne amık? Bu kadın her şeyden prim kasmaya çalışıyor arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle yalan. Bence de yalan bu arada. Alizade böyle bir şeyler sıkıp ya da olmayan şeyleri oluyor gibi gösterip gündem olmayı sever. Mesela Ezel'le evleneceği, manit olacağı falan yoktu. Kimin yanında olursa sanki onun karısıymış gibi davranıyor. Ve bu bana harbiden de çok itici geliyor. Yani belki de sanatçı kişiliğiyle öne çıkmaz, tamam mı? Biz ona rapper demeyiz belki. Ama şarkıcı diyebilirdik yani. Yine güzel şarkılar çıkartıp çok fazla dinlenebilirdi. Ezel'in yeni tarzı. Arkadaşlar Ezel'in yeni tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakalım insanlar ne düşünüyor. 2 hafta etmeyince benimki de böyle oluyor. Brother, Anlaşılan Türkiye'ye dönmek için hazırlanıyor. Yakında daha manzaralı foto da atar. Normal yollarına dönemeyince mülteci olarak dönecek herhalde. Dağa çıkmaya hazırlık. Ah be Ezel'im. Ne güzel şarkılar yapıyordun ya. İnsanlar da seviyordu. En iyi Türk rapçi deniyordu. Şimdi kendine Türk bile dedirtmiyorsun. Türkiye'lisin. En iyi Türkiye'li rapçi Ezel. SG ve Şevaz'a New Hezdikim. Bomba gibi. Bence bunu herkes anlamamış. Peki bir şey diyeceğim. Bu ben Reddit'ten çok anlamıyor muyum? Mesela burada şey yazıyor. Tereyağlı ballı yavrak yazıyor yani. Bu ne demek abi? Bu yazarın ünvanı gibi bir şey mi? Bu arada bu kullanıcıya baktım. Bu adam çok güzel şarkılar öneriyor. Mesela Rich Homie Kuan'dan falan şarkılar öneriyor yani. Burada da A Boogie With The Hoodie, Kodak Black, Drowning'i önermiş. Gerçekten iyi şarkı. Ben de severim. Bu evlendim var ya. Bunun ben 7 jetlini s**eyim. Attığı diz parçalarını s**eyim. Prodüktörlerini s**eyim. Ghostwriter'larını s**eyim. O siyah götünü s**eyim. Arkasındaki o çetenin sülalesini s**eyim. Parasını s**eyim. Anasının s**eyim. Kolyesini s**eyim. Ruhunu s**eyim. Çocuğu attığı o dizde o kadar şey söylüyor. Ama bir tanesi doğru değil. Attığın yalanı s**eyim. Kendinize sahte dinleyici basıyor diyen dilini s**eyim. Hepsi bot dinleyici muhabbetini yapar. Sen zaten çıkarttın. Senin hayran kitle s**eyim. Tamam güzel şarkı yapıyorsun da rapçiyim den o ağzını s**eyim. Popçu s**eyim evladı. Git geber. XXX'i öldürmek için para verdiğin ucube bağları s**eyim. Buna koyun, bu ne küfürdür arkadaş ya. Kanka niye böylesinden bu kadar nefret ediyorsun? Aa, ne kadar ayıp ya. Abi bir şey diyeyim mi? Çok büyük bir yaratıcılık örneği var. Düşünsene klavyeye oturuyorsun çatır 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 10 parmak bunları yazıyorsun. Benim okurken nefesim daraldı. Aklımda deli bir soru var. Ben şimdi bunu okudum. Bir çırpıda okudum yani ilk seferde. Ben buna nasıl sansür koyacağım? Nasıl olunuyor peki? Sansür koymasam sarı dolar yer mi lan? Aynen kanka ya, çok doğru dedim. Burada kalkma be. Zengin olsaydık bu çocuğu gibi olurduk. Görünce acımadan herde kesin. Canım kardeşim, Kuzey Amerika'da yaşayan rastgele insanlar hakkında bu kadar düşünmemelisin. Biliyorum, XXX hakkında şarkılarda söylediği şeyler sinir bozucu. Ama çok da takmamak lazım. Gerçekten de elin Amerika'sında yaşayan bilmem ne için bu kadar çok fazla düşünmeye gerek yok yani. Biz video yapıyoruz falan da gır gır makarasın arkadaşlar ya. Benim asıl amaç sohbet yani. Ben burada sizlerle bir hafif rap muhabbet seviyorum. Yani nasıl bir insan futbol seviyorsa, futbol hakkında işte kim geldi kim gitti yoksa futbolun hayatına çok bir katkısı var mı? Şampiyon olunca bana mı madalya takıyorlar? Yok. Gidiyorsun izliyorsun, hoşuna gidiyor, rekabet var, bir şey var. Aynı rapin içinde de rekabet olması hoşumuza gidiyor bu yüzden. O adam şarkı çıkartıyor, ona bakıyoruz. Bu çıkartıyor, buna bakıyoruz yani. Yoksa gitmişim Drake'i de Kendrick'i de arkadaşlar, boşverin. Ben bu Reddit'i sevdim bu arada ya. Bence böyle geyik muhabbetleri falan da dönüyor yani. Evet, ben bir poser'ım. Hayatımda doğru dürüst Kendrick dinlemedim. İngilizce bilgim yok ve koyun gibi taraf tutuyorum. Evet ya arkadaşlar, bu çok koyu. Taraf tutmak ne demek lan? Biz Kendrick'çiyiz. Aferin kanka, al. Ödül olarak bunu kazandın kanka. Kendrick kazandı. Seni tebrik ederim. Al. Bu arada Kendrick dinlediğimi söylemiş miydim? To Pimp a Butterfly mı? O ne? Netflix dizisi falan mı? Evet, bu arada DNA çok iyi şarkı ya. Bence
güzel bir sarkazm yapmış arkadaş burada. Harbiden sadece Humble'ı bilen insanlar gelip de Drake Kendrick olayında bana Kendrick'e haksızlık ettin falan diye böyle laf soktu ya. Orası biraz canımı sıktı ya. Çünkü ne bileyim yani gidip de adama deseydim ki yani "Now I don't grow up around some people living their life in bottles. Gundry had the golden flares back sock every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people wanna kill the sorrow. Some people wanna feed them with the popular. That was my problem. I was in the dark room, loud tunes, looking to make a wave soon. Then I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd move, changing by the minute." Deseydim adam bana "Bitch be humble, yeah" diyecekti falan mesela. Ama diyor ki bana taraf tutuyorsun diyor. Ayıp. Kendrick'i severiz arkadaşlar. Bu adam gay. Arkadaşlar bu adam gay diye yorum yapılmış. Bu adam gay değil ya. Bu adam tam tersine nasıl bir adam biliyor musunuz? Bu adam ya gidip de İspanya'ya özel jet gönderip oradan bir tane manken hatunu aldırıp Toronto'ya getirip onu bir güzel bir de üstüne üstlük kadına alışveriş yaptırıp sonra jetle geri evine gönderen tipte bir adam yani. O yüzden Türkiye'de ya şu koltukta oturup da "bu adam gay" demek böyle biraz saçma oluyor ya. Arkadaşlar bugün Reddit'te dolaşırken gördüğüm bir post üzerine dedim ki böyle biraz postlara bakıp sizlerle beraber yorumlama yaparız diye düşündüm. Nasıl, iyi etmiş miyim? Ben biliyorsunuz yani üzerine konuşmayı, muhabbet etmeyi falan biraz severim. Hafif gırgır şamata çevirdik. Çok fazla da tryhard yapmadık, böyle komiklik yapacağız, espri yapacağız diye. Tadında bir şeyleri okuduk. Siz her ne kadar anlık olarak bana cevap vermeseniz de yorumlara falan atıyorsunuz ya. Bu iletişim tamamlanmış oluyor yani. Ben videoyu atıyorum, ben bütün söylediklerimi söylüyorum. Sonra siz söylüyorsunuz. Ben onları gerçekten kafamda tamamlıyorum yani. Sizle muhabbet etmiş oluyorum, merak etmeyin. Daha çok böyle şeyler yapalım ve daha çok muhabbet edelim istiyorsan bir yorum ve beğeni atarak kanala desteğini gösterebilirsin. Yapacağın çok fazla bir şey yok yani. Tık 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 tık. Eyvallah, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.